ne enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma adrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Mekke'de inen 5 ayetli bu Kadir suresi bize özel gecelerin olabileceğini gösteren en büyük delillerden biridir. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Hiç şüphesiz biz Kur'an'ı onu yani o derken başka bir o anlaşılmayacağı için Kur'an diyoruz çünkü. İnen Kur'an'dır. Şüphesiz biz Kur'an'ı Leyle-i Kadir'de Ramazan ayının 27. veya 25, 23 ama bizim inancımıza göre 27. gece inşallah isabet ediyoruz. 27. gecesinde biz onu indirdik. Neden Allah biz diyor da ben demiyor? Allah ortağa, şerike, aracıya muhtaç değil. Ama dünya işlerini öğrenelim diye bizlere semadaki yücelerdeki sistemi öğretiyor. Allah meleğine indiriyor, melek peygambere indiriyor. Yeryüzünü idare etmek için melekler görevini diyor. Yoksa Allah ol derdi, olurdu. Meleğe de ihtiyaç yoktu ki. Ama düzeni böyle sağlayın diyor. Bize öğretiyor. Dünyanın düzenini nasıl sağlayacağımızı, insanların görev dağılımını öğretiyor. Meleklere Azrail'e ölüm meleğini verirken, Cebrail'e vahyi verirken, meleklerin başkanlığını verirken, İsrafil'e suru üfürtürken, Mikail'e bütün tabiat olaylarını düzenlemeyi emrederken, hafaza meleklerine korumayı, cennet ve cehennemdeki meleklere o mekanı tutmayı kısacası bunu öğretiyor ki biz ona göre sistemi kuralım. Bir de biz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah biz yarattık hani diyor ya gücün kudretin ifadesidir. Bazen de kafire olan Allah'ın uzaklarının ifadesidir. Siz samimi olmadığınız zaman ama sen demezsin. Ben demem, biz dersin. Tekil olsa da siz dersiniz. Bu bir yaklaşım ifadesidir. Bir edebi ifadedir. Biz Kur'an'ı indirdik. Nerede? Hangi gece? Kadir gecesinde. Nerede indirdi? Hira'da Hazreti Peygamber tefekkür alemindeyken. Mekke'nin kızgın ihanetinden, Mekke'nin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o iğrenç, o kahrolası geleneğinden kurtulmak için dağa çıkıyordu. Ta uzakları seçiyordu. Bir ay tahannüste düşüncede bulunuyordu. Ne yapabilirim? Oradaki derneklere üye oluyordu. Mesela vakıflar var orada. Hilbul Fudul, Erdemliler Vakfı, Erdemliler Toplantısı, Paktı veya. Oraya gidiyor, üye oluyordu. Zulme karşı ne yapabiliriz diye. Bir gece aniden indi vahiy ona. İşte orada yakaladı onu. Rahman orada istedi. Beklemiyordu, öyle bir beklentisi yok. Aklından öyle bir şey geçmiyor. Hayatı boyunca ne peygamberlik ne şu ne bu düşünmedi hiç. Kadir gecesi ne olduğunu sen ne bileceksin veya bilir misin ne olduğunu? Kadir gecesi niye Kadir demişler? Çünkü Kadir kelimesinin bir anlamı da dar mekan demek. O kadar melek iniyor ki yeryüzüne, o kadar çok iniyor ki yer daralıyor. Her karış toprakta bir melek secde ediyor. Kadir, dar gece. Rahmeti geniş ama mekanı daraltılmış gece. Çünkü melekler yeryüzüne insanlardan daha çok indiler. Ne olduğunu biliyor musun? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Niçin bu sure indi? Hazreti Peygamber bir gün Mekke'nin ileri gelenleriyle konuşurken İsrailoğullarından bahsetti. İsrailoğullarından bir adamın 80 sene veya 30 sene Allah yolunda yola çıktığını, 30 sene ilim yaptığını, 30 sene hizmet ettiğini anlattı. Ömürleri uzun adamların, 950 sene, 1000 yıl. Sahabe dedi ki, ya Resulallah bizim ömrümüz zaten 60 sene. Biz nasıl yetişeceğiz onlara ibadette? Bizi geçti gittiler. Allah dedi ki sizi geçemezler eğer bana bağlanırsanız. Ben bir gece indiririm 80 yıla karşılık. İşte onun için indi. Melekler ve ruh yani ruh derken Cebrail, ruhul emin, güvenilir ruh Cebrail. O gecede Rablarının izniyle her türlü bir iş için ilerler. Demek ki bu gece meleklerin görevi var. Ne yapacak melekler? Kimler Allah'a secde ediyor? Kimler Allah'ı düşünüyor? Kimler Allah'a ibadet ediyor? Kimler Allah'ı hatırlıyor? Kimler Allah'a tevekkül ediyor? Kimler ya baki diyor? Kimler ya hamd, ya şakir diyor? Kim? Bütün bunları denetlemek için iniyor melekler. Her bir iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Esenlik devam ediyor şimdi. Daha 3 saat devam edecek. Tan yeri ağarıncaya kadar sizler de bu gecenin bereketinden, rahmetinden yararlanmaya, elinizden geldiği kadar istifade etmeye çalışın inşallah.